Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattığım bölümler şeyle ilgiliydi. Bir kümenin alt kümeleriyle ilgili ama bazen de böyle kümenin bütün alt kümelerini değil de bazen belirli bir kitleyi sorabiliyor, belirli bir yere odaklandırabiliyor. Onu ben şöyle anlatmaya çalışalım. Mesela az önceki A kümesi A, B, C, D, E şeklinde bir küme yazmıştık. Ulaşırsam oradan anlatayım ona. Neyse. Evet, A kümesi A, B, C, D şeklinde ya da D'yi koymayalım. A, B, C şeklinde bir küme olsun. Şimdi bu kümenin arkadaşlar alt kümelerini yazdığımız örneğin gibi sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı alt kümeler vardı. İşte sıfır elemanlar boş kümeydi. Birliler A, B, C'ydi. Ondan sonra arkadaşlar ikililer A, D, A, C, B, C'ydi. Üçlüler de A, B, C'ydi. Üçlülerimiz de A, B, C şeklinde yazılmıştı. Şimdi bu bütün alt kümeler. Bazen de şöyle soruyor. Diyor ki 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Ya da 1 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Yani belli bir kitleyi soruyor diyor. Bu yüzden o kombinasyon formülünü de verelim arkadaşlar. Diyor ki n elemanlı bir kümenin n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı r elemanlı alt küme sayısı kombinasyon n'in r'lisiyle bulunur. Ya da bunu bazen şöyle de gösterebilir. N'in değerlisi. O da diyor ki N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyeldir. Permütasyonda bir daha detaylı anlatacağız permütasyon kombinasyonunda. Ama buradan da verelim. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Yani mesela 5'in üçlüsü demek 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? İşte 5'in ikilisi demek 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı nedir gibi. Peki nasıl yapın onu da bakalım. İşte 5'in ikilisi 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyecek olursak 5 faktöriyel 120, 5'ten 2 çıktı 3, 3 faktöriyel 6 idi. 3, 2 birden çarpma 2 değil mi? 2 faktöriyel de 2 idi. Buranın sonucu ne getiriyor? 10. Ya da bunun kısa yolu şöyle. Diyor ki 5'i 2 kez aç. 5'i 2 kez aç. Yani 5, 4. Bu faktöriyelden birer azala azala gidiyor ki arkadaşlar. Faktöriyeldeki gibi. İşte 5'in üçlüsü olsaydı 5'i 3 kez aç anlamına gelecekti. 5, 4, 3. 1, 2, 3 kere aç. Altına da şunu aç. Altına da şunu aç. 2 çarpı 1. Ya da bu olsaydı 3 çarpı 2 çarpı 1. 5 kere 4, 20. Böl 2'ye 10. Gördüğünüz gibi buradaki cevap aynı. İşte burası olsaydı böl 3 gitti, şu gitti, 5 kere 2'den bu da 10 gelirdi diyebiliriz. Aslında bunun ikisini aynı anda bilerek verdim. Hani 5'in üçlüsü de 10 geldi, 5'in ikilisi de 10 geldi gördüğünüz gibi. Diyoruz ki arkadaşlar, n'in değerlisi, n'in k'lısına eşit ise, ya r ile k eşittir, yani alt taraflar aynıdır, ya da diyor, n, r artı k'dır. Yani alt tarafların toplamı şu üst tarafı veriyorsa arkadaşlar bunlar diyor her zaman birbirine eşittir. Örneğin onun yedilisi onun üçlüsüne eşittir. Yani bunu açmakla diyor uğraşma. Onun yedilisini açmak zor. Onun üçlüsünü aç. Mesela 10, 9, 8, 3, 2, 1. Şuradan üçlerimiz gidecek. Şuradan 4, 3 kere 4, 12, 10 çarp 120 gibi rahat bir cevap diyor. Böyle bulabilirsin. Peki kombinasyonun başka özelliği ne? Başka bir özelliği de şöyle arkadaşlar. Diyor ki n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi böyle devam ederek n'in n'lisi eşittir 2 üzeri n'dir. Hayda. Ya 2 üzeri n dediği bizim bütün alt kümeler sayısıydı. Tüm alt kümeler sayısı. Demek ki burada bütün alt kümelerin sayısını diyor. N'in sıfırlısı demek aslında arkadaşlar buraya göre mesela 3'ün sıfırlısı aslında şu sıfır elemanlı alt kümeler demek. Burası 3'ün birlisi. Burası 3'ün ikilisi. Burası 3'ün üçlüsü. İşte diyor bunların hepsini toplarsan 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme elde edersin. O yüzden n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi, n'in n'lisi gördüğünde bu 2 üzeri n'e eşittir diyoruz. Şu an kombinasyonla ilgili bilmeniz gereken kısımlar en azından burası. Bunu dediğim gibi yine sonrasında detaylı inceleyeceğiz. Burada bazı alt küme sorularını uygulayacağımız için veriyorum. Size yolladığım notlarda yan tarafta onlar var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şurada soru 2 bölümüne bir bakalım. Diyor ki A kümesi
A kümesi A, B, C, D, E, F'lerden oluşmaktadır. Bu kümenin birinci sorusu 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? 3 elemanlı alt küme sayısı. Arkadaşlar bak direkt alt küme dese 2 üzeri n'i kullanıyoruz. Ama 3 üzeri 3 elemanlı bir alt kümesi nedir diyorsa yeni anlattığımız bölüme geçiyoruz. Bakıyorum ki bunun 6 tane elemanı var. 3 elemanlı alt kümelerini soruyor. O zaman 6'nın 3 üssü diyeceğim. Hadi bunu açayım. Diğerlerini siz açın. Tamam. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayılıyor. Şuradan çarptık. 5 kere 4'ten ne geldi? 20. Peki 3 elemanlı alt kümelerinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A bulunur demişiz. Dikkat. Az öncekine çok benzeyecek. Biz bir kere 3 elemanlı alt küme yazıyoruz. Ne bulunmasını istiyor? A'nın bulunmasını istiyor. O zaman A'yı garanti koydum. Tamam mı? Geriye kaç elemanımız kaldı? 5 eleman. Sana kaç tane lazım? 2 eleman. Tamam mı? 5'ten 2 tane lazım. 5'i 2'lisi. 5 çarpı 4. Böyle 2 çarpı 1'den. Bu da ne getiriyor? 10 tane alt kümesi varmış. 3 elemanlı A'yı içeren. Bu B şıkkında anlaştık mı ikinci sorusunda? Hocam bu ikiyi de anlatabilir misiniz ya? Tabii ki anlatayım kardeşim. Şimdi 3 elemanlı alt küme yazıyoruz. A'nın bulunmasını istediği için A'yı garanti koyduk. Tamam. A'yı koyduk. Geriye 5 tane eleman kaldı. Bu 5 tane elemandan sana kaç tane lazım? 2 tane. Yani 5 kişi arasından işe kaç kişi seçeceğim? 2 kişi seçeceğim. 5'in ikilisi, o da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 geldi Osman. Herhalde sen. Evet Anlaştık hocam, mı? sağ olun. Teşekkür ederim. Anlaştık. Peki kardeşim. Şimdi öbüründe diyor ki 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A bulunur, A bulunur, B bulunmaz. B bulunmaz. Yani arkadaşlar yine 3 elemanlı alt küme yazıyoruz. A bulunur dediği için A'yı garanti koyduk. A gitti. B de bulunmaz dedi. B'yi de attık. Onu istemiyoruz. Biz geriye kalan iki elemanı nereden seçeceğiz? Bu dört elemandan seçeceğiz. Dört elemandan kaç tane lazımmış bana? İki tane. O yüzden bunun cevabına da dördün ikilisi diyeceğiz. Dört çarpı üç, iki çarpı bir. Oranın sonucunda ne gelir? Yine altı. Anlaştık mı? A bulunur, B bulunmaz kısım. Tamam mıyız? Tamam Evet. hocam. Arada bir ses verin ya. Peki devamı diyor ki 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve B bulunur. Yani A'yı da istiyor, B'yi de istiyor. Kümemizi de şuraya yazayım tekrar. 1, 2, 3, 4 neydi? A, B, C, D, F, D, değil mi? A, B, C, D, E, F. Evet. Kaçında? A ve B bulunur. 3 elemanlı alt küme yazıyoruz. A ve B bulunur dediği için A'yı da B'yi de koyduk. Geriye 4 harf kaldı. Kaç tane lazım? Bir tane. O yüzden bunun cevabı da 4'ün birisi. Yani 4 bölü 1'den cevap 4 çıktı bununki de. Bunda da sıkıntı yoktur herhalde. Peki, öbürünü okuyorum. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A veya B bulunur demiş. A veya B bulunur. Şimdi yine veya var arkadaşlar. Dikkat edin. 3 elemanlı alt küme yazıyorum. A veya B'nin bulunması. Yani sadece A olsa kabul. Sadece B olsa da kabul. Her ikisi olsa da kabul. İşte bunun hepsini yapmaktansa tüm alt kümelerden yani 3 elemanlı alt kümelerden A ve B'nin olmadıklarını çıkartırsak geriye kalan 3 elemanlı alt kümelerde A veya B bulunur. Şimdi 3 elemanlı bütün alt kümelerini sayıyorum. Kaç elemanım vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harfim vardı. 6'nın üçlüsü. Eksi A ve B'nin olmadıkları. A'yı B'yi attık. Geriye 4 harf kaldı. O da 4'ün üçlüsü. 6, 5,
4, 3, 2, 1. Şunu açtım. 4'ün üçüsü de 4, 3, 2, 3, 2, 1. Artık cevap ne gibi? 20. Şurası yapıyor. Şu 6 gider 20. Şuradan da 4. 20'den 4 çıkarsa bunun cevabı da o zaman 16'dır diyebiliriz. Yani arkadaşlar. Veya da anlaştık mı? Veya sıkıntılıdır. Evet. Tamam. O zaman bir de ya da'yı halledelim. Arkadaşlar başka takılan varsa bak söyleyeyim ben beklerim 100 kere anlatırım ha. Bir tane evet geldi diye geçtim sanmayın. Var mı bak takıldığınız bir yer? Yok. Peki. Peki o zaman da. Üç elemanlı alt kümelerinin kaçında A ya da B bulunur diyor. Üç elemanlı alt kümelerinin kaçında A ya da B bulunur diyor bize. Şimdi ya da neydi? Ya sadece A olacak ya sadece B olacak. Yani şu sadece A'nın olduğu, B'nin olmadığı durumlar veya sadece B'nin olduğu, A'nın olmadığı durumlara bakacağız. Sadece A varsa, sadece A varsa gördüğünüz gibi 6 eleman vardı. A'yı koydum, B'yi attım. 4 elemandan 2 tane seçmem lazım. 4'ün ikilisi. Aynı mantıkla B'yi koydum, A'yı attım. 4'ün ikilisi de bu. 4'ün ikilisi 6 gelmiş. 6 da buradan. 12 de buranın cevabı yapar diyebiliriz arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Belli bir kümeyi belli bir sayıda kısıtlarsa, hani 3 elemanlı, 4 elemanlı derse kombinasyona gidiyormuşuz. Ama sadece alt küme kelimesi geçiyorsa 200'leri SA ile çözümlerimizi yapıyormuşuz değerli öğrencilerine. Peki. Şöyle 2017 bir YGS sorumuz var. Bir ona da bakalım arkadaşlar. Diyor ki bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Peki örneğin K kümesi 3, 4, 5 bir gizemli kümedir. Niye? 3 elemanı var. 3'ü de eleman olarak barındırıyor, tamam mı? Eleman sayısını içeriyorsa ona gizemli küme diyormuşuz. 3 tane elemanı var. 3'ü de eleman olarak barındırdığı için gizemli kümedir. Buna göre A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Kümesinin alt kümelerinin kaçı gizemli kümedir? Alt kümelerinin kaçı gizemli kümedir? Şimdi şöyle bir şey dedik değil mi? Kendi eleman sayısını barındıracak. Şimdi bunun alt kümelere yazıldığı zaman zaten sıfır elemanlı, o sıfır barındırmıyor, onu geçelim. Bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı, dört elemanlı, beş elemanlı, bırakalım. Şimdi mesela bir elemanlı alt kümeler hani böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye yazılıyor arkadaşlar. Bunlardan sadece şu gizemli kümedir. Çünkü bir elemanlı bir alt küme arıyoruz ve elemanı içerisinde 1 barındıracak. Mesela 2 gizemli bir küme değil. Niye? 2 burada 1'i barındırmıyor. Bir elemanlı bir küme olmasına rağmen 1'i barındırmıyor. 3 1'i barındırmıyor. Mesela 2 elemanlılara baktığımızda mesela 1, 2 gizemli bir kümedir. Çünkü 2 eleman var ve 2'yi barındırıyor. Ama 1, 3 gizemli bir küme değildir. 2 elemanı var, 2'yi barındırmıyor mesela. Tamam mı? Eleman sayısını barındıracak. O zaman biz şöyle gideceğiz. 1'den başlayalım. Tamam mı? Burada bir tane gizemli küme varmış. O da ne? 1. Arkadaşlar ikililere baktığımızda şöyle bir şey demem lazım. 2 elemanlı bir alt küme yazıyorum ve 2'yi barındırmasını istiyorum ki gizemli alt küme olsun. O zaman ben geriye kalan 1, 3, 4, 5'ten bir tane eleman seçeceğim. 4'ün birisi kadar gizemli alt küme vardır burada. Yani 4'ün birisi, 4 bölü 1'den 4 tane gizemli küme vardır 2'yi barındıran. İsterseniz bunu yazayım, görün. 2'ye 1, 2'ye 3, 2'ye 4,
ve 2'ye 5. Gördüğünüz gibi 2'yi barındıran dizende 6 kümedir. Peki geldik 3'e arkadaşım. 3'ü barındıranlar. Bir kere 3 elemanlı alt küme yazıyorum çünkü 3'ü de barındıracak dizenli alt küme olsun. 3'ü barındıracaksa 3'ü koydum. 3'ü koydum. Şuradan göstereyim. 3'ü koydum. Geriye kalan 4 elemandan kaç tane seçmem gerekiyor? 2 tane. O zaman şuraya 4'ün ikilisini seçeceğim. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Şuradan da 6 tane geldi. Peki geldik 4'ü barındıranlara. 4 elemanlı alt küme yazacağım o zaman. 4'ü barındıracaksa geriye 4 eleman kaldı. 4'ün üçlüsünü seçeceğim. 4'ten 3 tane lazım. 4'ün üçlüsü de 4'ün birisine eşit. Ya da hani bir açalım. 4, 3, 2, 3, 2, 1 dedik. Buradan da 4 tane geldi. En son olarak 5'i barındıranlara bakacağız. 5'i barındıracaksa 5'i koydum. 5'i koydum. Bakıyorum geriye sadece 1, 2, 3, 4. Yani 4'ün dörtlüsü var. 4'ün dörtlüsü de zaten 1'di. Bunu da bu şekilde gösterdik. Peki 1 buradan geldi, 4 buradan geldi, 6, 4, bir de 1 vardı. Şu en başta ayırdığımız arkadaşlar. Değil mi? O yüzden 1, 4, 6, 4, 1 ile sorumuzu cevaplandırdım. Şuradan 5 geliyor, şuradan 5 geliyor, 10, 16 da o zaman bu sorunun cevabıdır. İlk baş mantığını kurmak zor bir soru. Ama sonradan açılıyorsun. Var mı problem? Anlaştık mı? Anlaşıyor muyuz? Dersi dinliyor musunuz? Evet. O zaman aslında sorun yok. Hocam permütasyon kombinasyonu ne zaman geçeriz? Önümüzdeki hafta oradayız inşallah. Tamamdır hocam. Bundan sonraki konularımız permütasyon kombinasyon olasılık diye gidecek inşallah. Şimdi bakayım burada başka size göstereceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı hallettik. Gelelim konuya devam etmeye. Şimdi kümelerde işlemlerimizi bir özetleyeceğiz hemen. Yani kesişim, birleşim, kümle yani bunlara bir bakalım. Özetini verelim. Daha sonrasında sorularla süsleyelim bu kısmı. Tümleyenle başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar tümleyen dediğimiz işlem şöyle ağının üzerine dik çizgi konularak gösterilen bir işlemimiz var. Bunun anlamı şudur. Diyoruz ki ağının dışında kalan elemanların kümesi. Ağının tümleyeni ağının dışıymış. Mesela şurası bizim evrensel kümemiz. Şurada bizim ağ kümemiz olsun. Tamam mı? A'nın dışındakiler bizim tümleyenimizi veriyor. Evrensel küme ne? Bu içine bütün kümeleri, içinde işlem yapılan bütün kümeleri kapsayan en geniş kümeye de evrensel küme diyeceğiz. Şimdi birkaç tane notumuz var. Bir, diyor ki boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. İki, evrensel kümenin tümleyeni de boş kümedir. Bunun anlamını bir anlatayım. Şimdi boş küme hiçbir elemanı olmayan küme demek. Eğer ki siz arkadaşlar hiçbir eleman olmayan bir kümenin dışına bakacak olursanız orada her şey vardır. Evrensel küme her şeyi içine alan küme demekti. Bunun dışında ise hiçbir şey yoktur. O yüzden buraya da boş küme demişiz. Gelmişiz arkadaşlar altına bir not daha yazmışız ki en önemli özelliğidir. SA artı SA'nın tümleyeni, SA artı SA'nın tümleyeni S evrenseli verir demişiz. Yani bir kümenin kendi eleman sayısıyla tümleyeninin eleman sayısını toplama evrenseli veriyor. A dediğimiz küme şurası.
A'nın tüm y'nin de dışı, ikisi bir araya gelirse evrensel türevimiz ortaya çıkar. Buraya birkaç not düşelim, sonra geri döneceğiz. A kesişim B'nin tümleyeni, A birleşim B'nin tümleyeni. Bunlar bir dursun, buna sonra bakacağız. Arkadaşlar bir de bir şey daha ilave edelim. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni bize neyi veriyor? Kendisine veriyor. Kendisine veriyorum, A'yı yazıyorum. Bir kümenin tümleyeninin tümleyeni kendisine veriyor. A burası ise tümleyenin dışarısı. Dışın tümleyenin içerisi. Yani tekrar ne yaptık? A'ya geri dönmüş olduk. Şu özelliğin sorusunu veriyorum hemen. Şimdi demişiz ki arkadaşlar A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere SB'nin tümleyeni eşittir 12. SA'nın tümleyeni artı SB, bu da diyor 18. Buna göre diyor S evrensel neye eşittir? S evrensel. Arkadaşlar zaten bir kümeyle tümleyenin eleman sayısı toplanınca evrenseli veriyor. O yüzden biz şunları taraf tarafa toplarsak SA artı SA'nın tümleyeni yani şu kısım bize bir evrenseli verecek. SB artı SB'nin tümleyeni yani şu kısımda bir evrenseli verecek. 12, 18 daha 30 yapacak. İki tane evrensel küme 30'a eşitse evrensel kümenin eleman sayısı burada 15 gelecek diyebiliriz. Tamam mıdır? Peki tümleyeni bir gözden geçirdik. Diğer işlemlerimiz kesişim, birleşim ve fark işlemleri. Kesişim, birleşim ve fark. Arkadaşlar, A kesişim B dendiği zaman bunlar ortak elemanların kümesi. Ortak elemanlar. Mesela şu A kümesi, şu da B kümesi olmak üzere ikisinin kesiştikleri bölgeye baktığımız zaman şu orta bölgemiz her ikisinin kesişimi. O yüzden buraya A kesişim B diyebiliriz. Peki şöyle olsaydı kümelerimiz mesela şu tarz bir şey olsaydı. Şurası A kümesi, şurası B kümesi. Kesişimleri boş küme olurdu. A kesişim B boş küme olurdu. Buna ayrık küme diyorlar arkadaşlar. Ayrık küme. Eğer ki ayrık küme duyarsanız orada neymiş? Kesişimlerinin boş küme olma durumu varmış. Peki şöyle olsaydı, şu A kümesi, şu B kümesi olsaydı, burada da A kesişim B, A kümesini verirdi mesela. Tamam, ikisinin ortak kümesi A'dır diyebilirdik bu kısımda. Peki gelelim farka. A fark B. A fark B. Bu da şu anlama geliyor. A'da olan B'de olmayan. Eğer ki B fark A yazsaydı tersini okurduk. B'de olan A'da olmayan. Örneğin şu kısım arkadaşlar A fark B kümesidir. Şöyle söyleyeyim. Şu kırmızıyla taradığım bölme A fark B kümesidir. Şu kısım ise B fark A kümesi. B'de olup da A'da olmayanların kümesi de B fark A'dır. Mesela şöyle bir durum olsaydı A fark B kümesi A olurdu. A fark B kümesi A olurdu. Şöyle olsaydı B fark A kümesi B olurdu. Mesela şu tarz bir durumda A fark B kümesi boş kümedir. Çünkü A'da olup da B'de olmayan hiçbir şey yok. Şu kırmızıyla taradığım yer ise, yani şu simit bölgesi ise B fark A'dır. Yani B'de olan ama A'da olmayanların kümesi demektir arkadaşlar. Tamam mı? Peki, şimdi A birleşim B dendiği zaman da, A birleşim B dendiği zaman da onu şöyle U işaretiyle gösteriyor. Bu da tüm elemanların kümesi demek. Tüm elemanlar. Bu arada farkı iki tane gösterim var. Biri bu işaret, biri de şu işarettir. A fark B diye de yazabilir. A birleşim B bu. A fark B şu ikisinden herhangi biri. A kesişim B de şöyle N harfi gibi, küçük N harfi gibi işaretleriz. Burada en önemlisi tabii ki birleşim arkadaşlar. Birleşim üzerine ayrıca durmamız gerekecek. Hemen onunla ilgili formüllere bir bakalım. Diyoruz ki SA birleşim B A birleşim B A fark B
Artı B fark A artı A kesişim B'ye eşittir. Bu bir formülü. A fark B, B fark A artı A kesişim B. Yani şunların hepsi zaten birleşim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsinin tarafında birleşim olmuş oluyor. A fark B'yi diyor yani şu kısmı. Bir de diyor kesişimi. Bir de diyor şu kısmı toplarsak bize A birleşim B'yi vermiş olur. Tamam mı? Şurası, şurası ve şurasının toplamı. Bu bir formül. İkinci formül ise A birleşim B diyor. A birleşim B. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Yani arkadaşlar bu da şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Zorluyorum. Evet, şöyle yorumlayalım. Şurası A kümesi, şurası B kümesi. SA dendiği zaman SA dendiği zaman şuradaki bütün elemanları topluyoruz. SB dendiği zaman da şuradaki tüm elemanları topluyoruz. Gördüğünüz gibi kesişim iki kere sayılmış oluyor. Kesişim iki kere sayılmış oluyor. O yüzden özür dilerim çift arkadaşlar. Kesişimi iki kere saydığımız için o kesişim kısmını ne yapıyoruz arkadaşlar? En son bir kez çıkartıyoruz. Tekrarlayayım orayı. SA artı SB eksi SA kesişim B'ydi. A kesişim B'ydi. A'yı aldık, B'yi aldık. Kesişim iki kere sayıldığı için bir kez ne yaptık arkadaşlar? Çıkarttık o kısmını. Tamam mıdır şurada? Var mı sıkıntı? Yok hocam. Yok hocam. Şimdi formülümüzden hemen bir soruya dönelim. Diyor ki A kümesi x öyledeki 13 küçük x küçük 93 demiş. X eşittir 5'in katı k elemanıdır tam sayı. B kümesine de demiş ki y öyledeki 23 küçük y küçük 103 y de eşittir 7'nin katı k elemanıdır. Tam sayı. Şimdi A birleşim B'nin eleman sayısını sormuş bize A birleşim B. Arkadaşlar S A birleşim B ifadesi soruluyorsa A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerin eleman sayısıydı. Şimdi S A'ya baktığımız zaman 13 ile 93 arasındaki 5'in katı olan sayılar demiş. Yani neyden başlar? 15'ten başlar. 15'ten başlar. Ta ki nereye kadar gider? 90'a kadar devam eder. Değil mi? 15'ten 90'a kadar. Peki terim sayısından buluyorum. Son terim, eksik terim, bölü artış miktarı 5'er 5'er artı 1. Bu SA'yı verdi. SB'ye geliyorum. 23 ile 103 arasındaki 7'nin katları. Mesela 28, 35 böyle gidiyor. En son herhalde 98 var. 105 olsa 7'nin katı. Evet 105. Ama 103'e kadar demiş. Geriye gelelim. En son 98 var. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı 7'şer 7'şer artı 1. Kesişimlerini yazıyorum arkadaşlar. 1'i 5'in katı, 1'i 7'nin katı ise 35'in katlarında buluşurlar bunlar. O zaman ilk 35'te buluşur. Sonra 70'te. Sonra 105 ama 105 gördüğünüz gibi iki kümede de yok. O yüzden kesişimi de iki tane elemandır. Bunu da çıkartırsak iş biter. Bu soruda anlaştık mı? Uykucular. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Anlaştık hocam. Kalmış 8 dakika ya. Ana. Evet yine bir ek sayfaya geçiş yapıyoruz hemen. Bir sorumuz varmış orada. Hemen bakalım ek sayfamızda ne sorumuz varmış. Evet. Oh aferin. Sese bak. Şimdi 2017 LYS sorusu diyor ki A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 Q
Kümesinin bir alt kümesi olmak üzere A kesişim 5 6 7 kümesinin elemanları tek sayıdır. Bu koşulu sağlayan 3 elemanlı kaç tane A kümesi vardır? Tekrar okuyorum. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin bir alt kümesi. Bunun alt kümelerinden seçim yapacağız. A ile 5, 6, 7'nin kesişimi tek sayı olacak. Şimdi arkadaşlar A ile 5, 6, 7'nin kesişimi tek sayı olacaksa şurada 6 var ya 6. A kümesinin içerisinde 6 olmamalı. A'nın içinde 6 olmamalı. Niye 6 olmamalı? Çünkü A'nın içerisinde 6 olursa eğer, mesela A kümesine bir örnek vereyim. Diyelim ki 4, 5, 6, 7 olsun. Şimdi bu kümeyle 4, 5, 6, 7 ile 4, 5, 6, 7 ile 5, 6, 7'yi kesiştirseniz, 5, 6, 7'yi kesiştirseniz sonuç ne çıkacak? 5, 6, 7 çıkacak. Yani ne oluyor? 6 işin içerisine girdiğinde burada çift bir sayı çıkıyor ama o tek istiyordu. Ama şu 6 burada olmasaydı, 4, 5, 7 olsaydı sadece. 4, 5, 7'den arkadaşlar seçim yapsaydı, ilk sonuca ne diyecektim ben? Bu sefer kesişenler 5 ve 7 diyecektim. Ne oldu? Sonuç tek sayı oldu. Yani demek ki A kümesi seçilirken içerisinde 6'yı barındırmayacak. 6'yı barındırmayacak. Ve 3 elemanlı alt küme, 3 elemanlı bir küme dediği için arkadaşlar şöyle diyeyim. 3'ü barındırmayan 3 elemanlı alt küme, özür dilerim. 6'yı barındırmayan 3 elemanlı alt kümelere bakıyorum. 6 yaptın. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elemanım kaldı. Peki arkadaşlar bununla kesiştiği zaman sonucun tek sayı çıkabilmesi için mesela her şeyi de seçemeyiz. Şu an onu da gördük. Bakın mesela A kümesi 1, 2, 3 olsa burada 5, 6, 7 var. Buradan sonuç ne çıkacak? Boş küme çıkacak. Elemanı tek olan bir küme çıkar mı? Çıkmaz. Hadi bütün şifreleri verdik. Ne alacağız biz A kümesini? Evet. Mesela şöyle değil mi? 5'i barındıracak ama 6'yı barındırmayacak kümeler. Ya da 7'yi barındıracak ama 6'yı barındırmayacak. Ya da 5 ve 7'yi barındıracak, 6'yı barındırmayacak kümelere bakmam lazım. 5'i barındıranlar, 7'yi barındıranlar, 5 ve 7'yi barındıranlar. Çünkü A kümesi bunlardan biri olursa, atıyorum 5 var, 5 ile ilgili bir örnek veriyorum. 1 var, 2 var diyelim. Yandaki kümede neydi? 5, 6, 7 idi. 5, 6, 7 idi. Kesiştirdiğimiz zaman ne çıkacak? 5 çıkacak. Bu küme ne zaman tek oldu? O zaman cevapları verelim. Şimdi kümemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. 5'i barındıran, 6'yı barındırmayanlara bakıyoruz arkadaşlar. Tabi burada 7 de yok gördüğünüz gibi. 7 ayrıyeten hesaba kattım. Şunları attığımız zaman geriye 4'ün ikilisi kalacak. Tamam mı? Şurası 4'ün ikilisi. Peki 7'yi barındırıp 5'i ve 6'yı barındırmayanlar, o da 4'ün ikilisi. Her ikisini barındıranlar, 5 ve 7'yi barındırıp 6'yı barındırmayanlar, buraya da 4'ün birlisi diyeceğim. 4'ün ikilisi 6'ydı, 4'ün ikilisi 6'ydı, 4'ün birlisi 4'tü. 6, 12, 4 de burada var. O zaman 16 tane küme varmış diyebiliriz bu kısım için.
Bir yolu daha yapılabilirdi. Bir yolu da şöyledir arkadaşlar. Bir kere 6'nın olmasını istemiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6'nın olmasını istemiyoruz. Onu attık. Peki 5 ve 7'den ya sadece 5 olacak, ya sadece 7 olacak, ya da her ikisi de olacak. Bir nevi veya'nın çözümü gibi oldu bu. Veya'nın çözümü gibi oldu. Veya'da ne yapıyorduk? Tüm kümelerden 5 ve 7'nin olmadıklarını çıkarsaydık da olurdu. Tüm kümeler, hani 6'yı zaten attık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman var. 6'nın üçlüsü. 5 ve 7'nin olmadıkları 4'ün üçlüsü deriz. Buradan da 6'nın üçlüsü 20, 4'ün üçlüsü 4. Gördüğünüz gibi yine sonucu 16 bulabiliriz. Anlaştık mı bunda da? Tamam mıyız? Tamamız değil mi? Arkadaşlar iyi misiniz? İyiyiz hocam, tamamız. Peki. Şimdi yine süren bitti. Yine yarın yapacağım, yaşayacağız. Şimdi soru 5, soru 6, soru 7 size ödev. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle dönüşüm yapalım. Evet, soru 5, soru 6, soru 7 sizlere ödev. Bu bir, alt kenara. Kesişim ve birleşimle ilgili. Yaklaşık olarak böyle bir 10-15 dakikalık yerimiz kaldı ama sizi daha fazla tutmayacağım. Şöyle bir şey yapıyoruz. 5-6-7 ödeviniz. Öbür ders geldiğimizde bir küme problemlerine ve çizim şekillerine falan bakacağız. Onları halledeceğiz. Ondan sonrasında permütasyona geçmiş olacağız. Nasıl kısmet olursa, tamam mı? Haftaya o yüzden küme notlarınız yine yanınızda olsun. Şu anlık size diyeceğim başka bir durum yok gibi. Denemeleriniz herhalde Perşembe gelecekmiş arkadaşlar. Yine Perşembe, Cuma günü falan verileriniz mutlaka alsın denemelerinize. Başka kafanıza takılan bir şey varsa sorun, cevaplandırayım. Hocam diğer ders ödev vermiş.